Hepinize selamünaleyküm. Ben Mustafa Han. Kıymetli kardeşlerim, gene bir tane araba anımız var. Size onu anlatacağım. Zaten bu arabanın bir videosunu çekmiştim. İnternete koymuştum. Arabayı satamadım diye, 3000 liraya satamadım diye bir araba. Ama bu arabayı satamıyorken çekmiştim. Şimdi sattım. Nasıl sattığımı size anlatacağım. Bizim zaten işlerimiz hep bir karışık oluyor. Hep bir sıkıntılı oluyor. Neden böyle olduğunu ben de anlamıyorum zaten. Neyse kıymetli arkadaşlarım, ben şimdi Ankara Etimesgut'ta bir araba var. Bu arabayı devamlı internetten takip ediyorum. 3500 lira yazmış adam. Pardon, 4000 lira yazmıştı. Arıyorum arıyorum, açmıyor. Telefonlarımı açmıyor falan. İlanı duruyor ama telefonlar var. Neyse bir gün ulaştım. Arama dedim, abi dedim, araba için aramıştım falan. Öyle böyle bir şeyler dedi, kapattı. Neyse umudu kestim ama araba çok hoşuma gitmişti. Aynı bu çiçek kaplasın Ford Transit'i var diye bir tane eski. Aynı ona benziyor. Dedim ki ulan bu arabayı çok da hoşuma, içinde bir uhde kaldı arabada. Dedim ki bu arabayı alırım. Ben bu arabayla bir hurda işi yaparım. Dedim en kötü nakliye makliye yaparım. 3,5 milyar arabam var. Bundan 2 sene önce. Dedim ki bir şeyler yaparım dedim ya. İçinde malzemeler var. İçinde depo gibi kullanırım. Muayenesi var. Lastikleri yeni. Araba çalışıyor gidiyor. İnternet adamı dediğine göre. Neyse abi, bir gün akşam bu adam beni aradı. Ya dedi, araba için aramıştınız dedi. O gün konuşamadık falan. Evet dedim. Dedi ki, dedim abi 3,5 bu araba dedim. Senin dediğin gibi ise, muayenesi varsa, çalışıp yürürse, İstanbul'a dedim giderse, ben dedim bu arabayı alırım. Neyse. Dedi, kardeşim dedi, arabayı dedi, ne diyorsam odur. Tamam dedim. Üstünde tavan bagajı falan var. Çok güzel bir araba. Çok hoşuma gitti. O zaman yine şeyde çalışıyorum. Bir yerde çalışıyorum. Kuryelik yapıyorum. Gece hemen iş yerinden izin aldım. Pardon, izin de almadım. Akşam dedim abi o zaman ben yola çıkıyorum. Hemen akşam saat 10'a mı 11'e mi bir tane Ankara Etimesgut'a bir bilet aldım. Sabah 5-6 gibi oraya düştüm. Neyse abi, hemen yapıştırdım gittim. Akşam da işe gidiyorum. Hemen dedim arabayı alırım. Oradan da saat 9'da dedim satış yapsam. Akşam 5-6'ya kadar dedim giderim. 7'de mesai başlıyor. Her türlü dedim şey yaparım. Velhasıl kelam böyle çıktık abi. Otobüse bindim, Ankara Etimesgut'a indim. Adamın dediği mahalleye indim abi. Arabaya bir baktım, arabayı böyle duvara sağ çekmişler. Yan tarafı da böyle ezik var. Ezik tarafını duvara koymuşlar ki gözük, ama resimlerde oranın ezik olduğu gözükmüyor. Dedim abi, dedim bir çalıştıralım falan. Neyse arabayı çalıştırdık, araba çalışıyor. Gidişi midişi fena değil. 4 ileri 2 4 şey 2 4 dizel. İngiliz transitiymiş o. Neyse abi, arabaya bindim falan. Dedim dayıcım bu arabayı dedim nasıl yapalım? 3000 lira mı? 2950 mi ne? Anlaştık, arabayı aldım usta. Dedim notere gidelim. Dedim artık ne çıkarsa araba benim. Dedim ama abi sana dedim bir şey söyleyeceğim. Bu araba dedim beni İstanbul'a kadar götürür mü götürmez mi? Anne dedim bana ona göre söyle. Dedim olmazsa buradan çekiciye koyayım, çekiciyle götürürüm. Dedim 600 700 bin lira neyse verelim çekiciye. Yolda mağdur olacağım ama dedim orada gideyim ben İstanbul'da bir şekilde hallederim. Yeğenim dedi arabada mazot var. Hiç durma dedi. Tıpa gaz yap dedi. İstanbul'a kadar mazotla seni götür. Hiçbir yerde durmana gerek yok dedi. Neyse öyle falan konuşuyoruz. Arkadan bir çat çut ses geldi böyle arabanın bagajından. Ulan bir baktım ki arabanın arkasında böyle bir şey. Neyse dedim, herhalde adam kendine ait bir şeyler atmıştır. Kendine ait bir şey attığını da, ne attığını da sonradan öğrendim. Arabanın kirkosu vardı. Kirko takımını atmış arabana. Yolda kalsak arabayı götüremeyeceğiz. Yani lastik patlasa orada kalacağız. Abi ben çıktım İstanbul istikametine doğru, depo dedim abi gösterge çalışıyor mu, çalışıyor. Dedim tamam, ben dedim yapıştırayım gideyim İstanbul'a. Otobana bir bağlandım abi. İstanbul'a doğru yapıştırdım gidiyorum. Araba 190 120 gidiyor. Ama tabi araba sağa sola masa sola çekiyor. Eski araba. Ben dedim İstanbul'a kadar götürsün de bu araba dedim hiçbir şey istemem. Neyse bir 50-100 kilometre falan bir gittim. Bu anlattıklarım zaten videoda da var. Bu arabayı Ankara'dan alamadım diye video çekmiştim orada. Bunlar da şahit olabilirsiniz. Dedim ki şu arabayı ben dedim ne olur ne olmaz. Dedim bir mazot alayım. Ondan sonra dedim hemen oradan içecek bir şeyler alırım öyle giderim. Çıktık abi. Tam böyle mazot pompasına doğru yanaşıyorum. Adam işte dur falan neyse durdum. Dedim abi şuna dedim sen bir 100 lira mazot at. Alır ne olmaz dedim dursun. Adam mazotu koydu, ben içeri gittim bir şeyler aldım geldim. Adam dedi ki abi dedi ya senin arabanın dedi altından bir şeyler akıyor dedi ya. Allah nasıl olur abi ne akıyor. Eğildim bir baktım ki usta. Bir daha geldim yola baktım. Yoldan böyle sanki işemezi gibi böyle bir yağ damlata damlata girmişim oraya. Mazot alana kadar da altında şöyle bir avuç kadar yağ birikmiş.
Dedim usta sağ olasın falan. Neyse. Arabayı aldım usta, geldim. Azileri çektim papadan. Dedim şunu bir yağ çubuğuna bir çekeyim de bir bakayım dedim ya. Usta yağ çubuğunu çektim, bir baktım ki çubuğun içinde bir gram yağ kalmamış. Yani arabada bir gram yağ yok. Yani biraz daha gitsem araba belki yatak saracak yani. Adam aradım. Dedim hani belki bir sıkıntısı vardır, bir şey olmuştur. Adam hani dedim ki aradım, dedim abi dedim ya bu arabada dedim böyle yağ akıtıyor dedim. Hani bunu keşke bana söyleseydin. Kimi aramıştınız dedi ya. Dedim abi demin araba aldık ya senden. Yok dedi ya yanlış numara, ben de öyle biri tanımıyorum. Oh. Baktım adam usta hiç şey bile yapmadı. Dedim iyi dedi ya tamam kapat. Ne yapacaksın dedim 2009'luk araba almışım. Ama dedim bunu bana söyleseydin işte lise dedim. Biz Ankara'da bir sanayiye girerdim. Bir 20 kilo yanık yağ alırdım. Derdim ki araba işte bir 100 kilometre gittikçe üstüne ilave eder. Gelirdim yani bir şekilde başım çaresine bakardım. Abi neyse oradan bir 4 litreye aldım. Tabii Ankara'da 4 litreye ya, o zaman 60 liraya almıştım. Dandik bir marka dedim hani beni idare etsin. Zaten yağın markası önemli değil. Neyse 60 liraya bir yağ aldım. 100 kilometre falan gittim gitmedim. Bir baktım gene çubukta yağ yok. Tabii Ankara'dan İstanbul'a doğru geldikçe yağın fiyatı da yükseliyor. Oradan biraz daha ileri gittim. 80 liraya bir 4 litre daha yağ aldım. Gene bir 50-100 kilometre daha gidiyorum. Tabii arabaya ne kadar çok gaz basarsam araba daha o kadar daha çabuk yağ akıtıyor. Arabanın kran keçesinden yağ kaçırıyormuş. Yani basınç olduğu zaman alttan devamlı basıyor. Bir yerden atıyor yani. Neyse abi. Bastım gittim. Bir yerden bir 80 liraya bir 4 litre yağ aldım. Gittim. 100 kilometre daha gittim. Bir yağ da aldım. Yağ oldu 110-120 liraya çıkmaya başladı. En son tam bu Gebze tarafına, Çayırova taraflarında falan durdum. Bir yerden bir aldım. 160 liraya bile bir yağ aldım usta. Yani toplam maliyeti belki 400 liralık yağ almışımdır arabaya. Arabaya 200 milyon mazot yakmadım. 400 liralık yağ aldım arabayla. Neyse abi buradan basıp gittik. İşte İstanbul'a getirdim arabayı. Dedim artık hani buraya kadar geldim. Hemen bir tanıdıklardan, eşten, dosttan şöyle bir 20 kilo bir 20 litre bir yağ, yanık yağ aldım. Tabii öyle bindikçe üstüne koyuyorum. Neyse arabaya yağ ekliyorum falan işte öyle biniyorum. Arabada bir sıkıntı yok. Öyle biniyoruz arabadan. İşte iyi güzel bizim işimizi falan götürüyor. İçinde depo gibi kullanıyorum. Yani arabana bir yağ masrafı ettim ben. Ondan sonra bir sıkıntım olmamıştı. İşimi de görüyordu yani. Güzel bir arabaydı yani. Çalışması, manışması güzeldi. Hoşuma gidiyordu. Neyse velhasılken bir işlerimiz oldu. Arabayı satmak zorunda kaldım. Dedim ki ya bu arabayı dedim satayım dedim. Dedim muayenesi de bitiyor. Dedim bu arabayı muayeneden geçirmek zor olur. Biraz sağda solda çürükleri falan var. Biraz bir şeyleri var. Neyse abi. Arabayı ilana koydum. Hem sahibinden koydum hem de bu Facebook'un şeyi var Market Plus. Hem de ona koydum ilana. Neyse bir gün bir akşam arkadaşlarla böyle bir yere gideceğiz. Benim cebimde de o zaman hiç 1 lira para yoktu yani. İnsanlık hali, insan ne olur olmaz. Yani üstümde nakit bir param yoktu yani. Toplasan 10 lira 15 lira bir param vardı cebimde. Arkadaşlara dedi ki gidelim bir yere mangala gidelim. Tık bir telefon çaldı. Dedi ki ya dedi. Facebook'tan yazmıştı bana. Numaram verdi falan. Dedi ki ya biz arabayı görmeye geleceğiz. Dedim buyur gel abi bak. Neyse akşam vaktiydi. Bir tane kartal arabayla yanında bir de küçük bir çocuğu olan bir abi geldi. Arabaya baktı sağına soluna falan. Neyse anlaştık 3.5'a vereceğim arabayı. Tamam dedi. Dedim abi tamam da bir dedim kapora ver de arabayı dedim aldım belli olsun hani bağlayalım arabayı. Tamam dedi kaç para vereyim dedim ya 200 300 500 ne varsa ver dedim. Ya üstüme o kadar para yok 100 lira vereyim dedi. Tamam ver baba dedim 100 lira. Neyse 100 aldım abi. Dedim abi yanlış anlama bu arabayı dedim yarın gelirsin almazsın cayarsın. Bak şimdi ben bu parayı yemeye gidiyorum. Sonra yarın benden para istersen para vermem. Yani veremem dedim. Adam dedi ki helal hoş olsun abi dedi. Biz dedi alacağız dediysek alacağız. Tamam dedim abi. Neyse biz tam o parayla mangala falan gittik, yedik, içtik falan. Ben arada şöyle bir 3-4 gün bir hafta geçti. Lan aklıma geldi dedim. Lan geçen dedim bir adam biri gelmişti. Bize kapara verdi. Şu dedim adam parasını dedi. Gel gelmedi. Ne oldu acaba? Bir arayayım bakayım. Tam Facebook'tan şey yapmıştı ya. Oradan yazdım falan. Neyse aradım adamın numarasını tekrar. Dedim abi sen dedim böyle böyle oldu. Ne oldu dedim ya arabayı almaktan vaz mı geçtin? Hani adam dedi ki ya abi dedi biz dedi ertesi gün gündüz geldik dedi. Arabayı gördük dedi araba dedi çok kötüymüş dedi ya. E ne oldu dedim vazgeçtik dedi almıyoruz. Dedim abi senin yanında bir tane küçük çocuğum var dedim. Ben dedim o çocuğa onun parasının hakkını yemem. Sen dedim gel dedim ben senin 100 liranı vereceğim abi dedi. Adam delikanlı bir adammış. Piyasadaki en delikanlılardan. Adam dedi ki abi dedi o para helal hoş olsun dedi.
Biz dedi sazan gibi atladık öyle şey yaptık. Bize akıl parası olur. Dedim abi canın sağ olsun dedim ya. Ama dedim ben bu parayı sana vermek isterim dedim abi. O çocuğun dedim şeyini yiyemem. Gariban bir adamdı. Allah pazara mazara koştu. Kartal küçük geliyor. Transitte dedi bir şeyler yaparım diye. Ondan niyeti öyleydi. Allah yolunu açık etsin. Neyse abi o arabayı bu abiye satamadık mı? Neyse. Ben tabii çalıştığım yerde bu arabayı satacağım diye sağda solda arkadaşlara da söylüyorum. Bir tane de halıcılık yapan bir tane arkadaş var. Geliyor gidiyor ya bu arabayı bana sat abi. Bana sat abi. Bana sat abi. Oğlum satayım da para ver satayım dedim ya. Abi bugün şu param gelecek, yarın param gelecek. Kardeş dedim bu arabayı dedim sana dedim bağlayalım o zaman. Sen dedim bir 100 lira kapora ver bana. Bir 100 lira kapora da ondan aldın mı abi? Dedim kanka bir hafta dedim milletim var. Bir hafta içinde dedim parayı getir arabayı al. Kimseye vermeyeceğim. Tamam mı? Tamam abi. Neyse bu halıcı aradan bir hafta geçti, 10 gün geçti. Para getiremedi. Dedim halıcı senin kaporan yandı. Neyse 100 lira halıcının kaporası da gitti abi. Tabi bu arada gene ilana koyuyorum arabayı. İşte gelip gidenler oluyor falan. Neyse bir gün bir 3 kişi geldi. Aradılar beni. Arabaya bakacağız. Tamam abi gelin bakın. Arabanın ruhsatı yanımda dedi. Ya arabanın sağına soluna bak işte etrafına falan bakıyor. Dedi ki bir ruhsatını getir falan. Neyse ruhsatını da getirdim. Adam etrafında dönerken kapıyı falan açıyor. Bir şeyler yapıyor. Tabi arabanın alt taraflarında böyle bir ufak çürükleri var yani. Çürük dedim teker üstünde çamurluk çürükleri ufaktan var böyle altlarda falan. Böyle bir hart hurt diye ses geliyor. Dedim bu ne yapıyor acaba? Kapıyı mı zorluyor? Açmaya mı çalışıyor? Bir baktım ki çürüğü söktü aldı böyle eliyle. Oradaki sac vardı böyle. Sacı böyle çekti aldı. Dayı dedim hayırlı olsun dedim. Arabayı aldın herhalde. Yok ya dedi bakıyorum. Neyine bakıyorsun dedim. Dedi ki çürük vardı dedi, onu sök. Dedim dayı sen almadığın arabanı başkasının arabasını şeyini niye söküyorsun dedim. Ya. Orada dedim bir sac vardı dedim öyle duruyordu. Sen dedim bu sacı niye söküyorsun? Ya dedi. Dedim kardeşim sen yürü git dedim ya. Sen de başımıza bela alacağız dedim ya. Ya böyle bir mantık olabilir mi abi? Sen arabaya bakmaya geliyorsun. Arabanın sacını söküyorsun mu abi? Böyle bir şey var mı? Neyse dedim Allah'ım sen sabır ver. Dedim dayı siz yürüyün gidin. Siz dedim kendinize iş arayın dedim ya. Hani gelmişsin dedim arabayı söküyorsun. Kavga sebebi ya. Şeytan uyusan kavga sebebi abi. Neyse abi onlar bastılar gittiler. Onlara şey yapmadı zaten moralim de bozuldu. Bu arada tabii para da lazım. Bir işlerimiz var. Hayırlı bir iş var. Eve perde merde alacağız. Bir şeyler yapacağız. Ulan neyse abi git gel git gel. Arabayı satamıyorum. Sinirleniyorum ustam. Bedavaya araba veriyorum. Arabayı satamıyorum. Neyse. Bir gün bir tane bir dayı geldi. Dedi yeğenim dedi. Ben dedi bu arabayı dedi alırım dedi. Abi araba duruyor mu falan. Dedim muayenesi falan her şey var. Araba çalışır gider. Dedim bir sıkıntısı var ama ben alan arkadaşa da söylüyorum. Diyorum ki bak arabanın bir sıkıntısı var. Araba dedim alttan yağ akıtıyor. Bunu dedim göstermen lazım. Yaptırman lazım. Ben de bu şekilde biniyorum. Üstüne yağ ekliyorum. Zaten fazla bir yere gitmediğim için beni idare ediyor. Adama söyledim. Tamam dedim. Benim dedi ustam var. Ben onu yaptırırım. Güzel de bir arabası vardı. İyi bir araba. Dedim dayı sen bu arabayla ne yapacaksın dedim. Yani bu arabaya binecek bir adama da benzemiyorsun falan. Ya da benim dedi bir yerde bir tavuk çiftliğim var dedi. Ben dedi işte orada saman maman yem. İşte orada burada oranın içinde kullanacağım bu arabayı. İyi dedim dayı olur. Ama dayı araba hiç sürmedi. Ben şimdi anlaştık kaç para dayı dedim sana dedim 3,5. Tamam dedi 3,5 dedi. Zaten dedim bana dedim bu paradan fazla geldi ama ben dedim şimdi ihtiyacımız var satıyoruz. Tamam dedi yeğenim notere gidelim. Bastık notere gittik abi. Noterde satış yaptık. Hayırlı olsun dayı güle güle. Dedi ki yeğenim senden bir ricam var. Şu dedi aynen evler tarafında dedi. Benim bir ustam var. Ben dedi iki arabayla şey yapamam. Sen de oraya kadar bu arabayı götür. Ben dedi seni tekrar bırakırım. Tamam abi dedim olur. İyi de bir insana benziyordu. Neyse Aydın Evleri ustasını oraya bıraktım. Ustası da yoktu. Oraya bıraktım. Tamam dedim ben buradan gelsin hallederim. Neyse çıktık geldik. Ben tabii akşam gene işime gittim. Tabii hemen perdelerin parasını da verdim. Para geldi. Dedim bu işleri de hallederim. Neyse abi. Akşam bir telefon geldi. Dayı arıyor. Buyur dayı. Ya dedim Mustafa'cığım kusura bakma. Buyur dayı söyle dedim ne oldu? Ya dedi ben dedi ustayı bu arabayı götürdüm de usta dedi ki sen başına da bela almışsın. Bu arabayla senin ne işin var? Sen bu arabayı niye aldın? Aldığın adama geri ver. Böyle ustalarım ben şimdi böyle bir şey diyeceğim. Sülalesinden böyle küfür edesim geliyor ama bana yakışmıyor ya. Lan oğlum 3,5 milyar araba almışsın. Usta demiş ki bu arabayı bela almışsın. Al şimdi 3,5 milyar araba al bakayım. Şimdi 2021'in Ocak ayında çekiyorum bu videoyu. 3,5 milyara 10 çürümüş 20 senedir yatan arabayı vermiyorlar. Kitapsızın oğlu geldi bizim işimizi bozdu bak. Kahpeleye bak. Ulan ben bu zamana kadar geldim.
Kimseye demedim. Abi ben bu araba çöp olsa aldım, beğendim, aldım kardeşim. Yani yok, geri ver. Bu nedir ya? Karı mısın? Yani adam için demiyorum. Usta lafı böyle demiş ya. Sırf o lafın bu ustaya yani. Neyse. Dedim dayı, ben dedim senin paranı veremem, kusura bak. Niye dedi? Dedim dayı, ben senin paranı harcadım. Zaten sana durumu da anlattım dedim. Ben dedim bu arabayı satmam, bak ihtiyacımız var, verdik. Dedi ki vallahi ben dedi bu arabayı geri vereceğim. Şimdi yaşlı insan, fazla da böyle münakaşa etmek istemiyorum. Dedim dayı, ben dedim arabayı almıyorum. Sen dedim istediğini yapabilirsin. İstediğini yap dedim. Sıkıntı yok. Neyse aradan kapattı falan. Sonra tekrar aradı. Dedi oğlum dedi, İnan ki dedi ben dedi zor durumdayım dedi. Bu arabayı dedi geri vereyim dedi. Hani ben bir sürmeye çalıştım. Süremedim bile zaten. Dedim dayı, o zaman şöyle yaparız. Arabanın dedim satış parasını sen verirsin. Zaten dedim sen vereceksin. Dedim bir 200 lira da keserim dedim. Arabayı dedim aldın götürdün. İlanını çektim. İlana koyacağım falan. Tamam dedi, ben kabul ediyorum. Cezamız neyse çekeceğiz. İyi dedim dayı. Tamam o zaman. Neyse arabayı ertesi gün getirmiş usta bir arkadaşıyla. Arabayı aldık. Bir de satış yaptık. Parasını vermedim tabii. Dayı dedim senin paranı dedim. İşte 4 ay sonra mı, 3 ay sonra mı dedim bir yerden para gelecek. O para geldiği zaman senin paranı vereceğim. Tamam mı, tamam. Adam yani adam öyle bir korkutmuşlar ki adam para benden para gitmesinden daha şey yani. Araba diyor benden çıksın da diyor. İstersen bu çocuk belki paramı vermesin diyor. Öyle düşünüyor. Yani o usta nasıl adamın gözünü korkuttuysa, arabayı aldım abi. İşimi de hallettim. Perdeyi de aldım. Neyse ondan sonra tabii bu dayının parasını verdim. Arabayı sattım. Hemen aradan bir ay geçmeden verdim. Dayı da bana sağ olsun böyle bir şeyler vermiş. Neyse dayı, oradan da bir 200 lira bir yolumuzu bulduk mu arabadan? Neredeyse 600-700 lira arabayı satmadan yolumuzu bulduk. Neyse abi, artık sinirlendim, darlandım. Arabayı illa böyle satmam lazım falan. Dedim ulan ne yapayım ne edeyim. Halıcı da geliyor gidiyor, ya diyor ben senin arabayı alacağım. Ben senin arabayı alacağım. Lan oğlum alacaksan al dedim kardeşim. Ya dedi şuradan para gelecek, buradan para gelecek. Dedim kardeşim gel. Kaç para dedim nakitim var. 1500 lira falan var. Tamam dedim gel buraya. Dedim şöyle yapalım. Sen 1500'ü ver kardeşim. Geri kalan dedim 2,5 şey 4000 lira mı ne vermiştim ona arabayı. Vade farkı var ya. Peşin satmıyoruz. Neyse abi arabayı artık 3500 mi 4000 lira. 2 sene geçti aradan. Zaten psikolojim de bozuktu o zaman. Bir şeyler yaptım. Arabayı buna satışını yaptım. Dedim kardeşim bak dedim şurada dedim. 3 tane de şahit buldum çalıştığımız yerde. Ben dedim bu arabayı kesinlikle geri almam. Hiçbir şekilde geri almam. Bütün kusurlarını sana söyledim. İşte arabayı akıtıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bu şekilde almaya razıysan alacaksın. Tamam dedi, ben kabulüm falan. Neyse abi arabayı buna sattım. 1500 lira aldım. Hemen o dayı dedim dayı işte şu 1500 al, geri kalanını gene veririm falan. Velhasıl kelam bu arabayı en son o halıcıya sattım abi. Halıcı da öyle adamdan nasıl bir şans varsa halıcı aldı hemen 4,5 ay başka birisine sattı usta. Borcunu bitirdi. 2 ay 3 ay bindi arabaya da işini de yaptı. 4,5 ay hemen birine sattı gönderdi. Neyse abi sizin anlayacağınız böyle arabayla ilgili bir sıkıntımız oldu. Zaten bizim hayatımızda her şey hep böyle bir sıkıntılı geçiyor. Ne zamandır bunda da bir hayır vardı diyelim. Bizim gibi belki onlarca da insan vardır. Ama bir şekilde mal satılıyor. Eğer şimdiki aklım olsa keşke araba dursaydı da 3,5 milyara vermeseydik. Ama o zamanki insanın durumu belli olmuyor. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Böyle birkaç tane daha videolarımız var. Eğer beğenirseniz yorumlara yazın. Devamı gelsin diye. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı günler, Allah'a emanet.